Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dosya açma ve dosyanın açtığımız dosya üzerinde özellikleri değiştirme üzerinde duracağız. Şu anda dosyamızı açarken 3 yol izleyeceğimizi söyleyebiliriz ilk başta. Birincisi Dreamweaver açıldığında ilk başta karşınıza gelen bölümde Open'a basarak. İkincisi Fi bölümünde Open'ı kullanarak ya da kısa yol tuşu olarak Ctrl-O tuşlarına basarak. Buradan dosyamızı seçip çift tıkladığımızda dosyamız açılıyor. Şu an dosyamızı açtıktan sonra dosyamızın özelliklerine bakacağız. Dosyamızın özelliklerine girmek için Modify bölümünde Page Properties bölümüne tıklayabilirsiniz. Ya da sağ tuşta Page Properties ya da Page Properties'in kısa yolu Ctrl-J tuşlarına basarak klavyeden girebilirsiniz. Bu bölümde Appearance CSS bölümü, Appearance birinci bölüm, CSS bölümünde sayfamızın fontu, CSS dosyamızın yalnız, CSS dosyasının üzerindeki değişiklikler şu anda söylediklerimiz. Fontu kalınlığı, italikliği, büyüklüğü, rengi, arka plan rengi, arkaya koyduğumuz resim rengi ve resimde nerede duracağı. Sol boşluk, sağ boşluk, üst boşluk ve alt boşlukları belirleyebiliriz. Appearance HTML bölümünde ise HTML bölümünde background image, arka plan koyulacak olan resim, arka plan rengi, yazı rengi, link rengi, ziyaret edilen linklerin rengi ve aktif olan linklerin rengi, üst, sol, alt ve sağ boşlukları belirleyebiliyoruz. Link CSS bölümünde yine aynı şekilde bu sefer CSS dosyalarına CSS ile oluşturulmuş linklere özellik yüklüyoruz. Fontu, büyüklüğü, rengi, rollover yani üzerine gelindiğinde olacak olan rengi, ziyaret edilmiş olan link rengi yani ziyaret edilen sayfanın rengi ve aktif olarak kullanılan linklerin rengini belirleyebiliyoruz. Ayrıca altlarına çizgi belirleme şansımız var linklerle ilgili olarak. Healing bölümünde ise başlıklarla ilgili olarak yine CSS olarak düşünürsek, çünkü CSS başlıkları olarak düşünüyoruz. Başlıklarımızın hepsine birden farklı farklı büyüklükler verebiliriz, renkler verebiliriz ve bunlara değişik fontlar seçip kalınlık ve italik özelliği yükleyebiliriz. Tracing imaj bölümünden sayfamızın dizaynında, daha doğrusu görüntülenmesinde, yayınlanmasında görüntülenmeyecek olan fakat çalışırken arka planda yer alacak olan resmi belirleyebiliriz. Buradan Transparency bölümünden ise resmin görüntülenmesindeki şeffaflığıyla oynayabiliriz. Title Encoding bölümünde ise başlığı sitemizin başlık kısmında olacak ismi belirleyebiliriz. Şu an Teknokamp olarak belirledim. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi sağ tarafta Teknokamp adında şu an başlığım oluştu. Kod bölümünden de title olarak eklendiğine bakabiliriz, kontrol edebiliriz. Evet, bakın şurada kodlarla Teknokamp olarak eklemişiz. Bunun kod bölümünden değil de özellik açısından girilecek olan yeri title encoding bölümüdür. Bu dersimizde Dreamweaver programında dosya açmayı ve özelliklerini gördük. Bize merkez@teknokamp.com mail adresinden 323 33 13 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.